Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Siz kimsiniz? Ben doktorum. Ne doktorusunuz? Anestezi ve reanimasyon doktoruyum ben. O ne demek? Hastaları cerraha ve cerrahiye rağmen hayatta tutan doktorum. Şimdi bir adam ameliyat oluyor. Ameliyat sırasında cerrah onun ameliyat ediyor. Apandisten oluyor. Herhangi bir şeyini yapıyor. O sırada hastanın bütün hayat şeyleri, kalbi, solunumu, her şeyini ben kontrol ediyorum. Hayatta kalmasını sağlıyorum. O iş cerrahın sorumluluğunda değil mi? Cerrah işini yapar. Sadece yapacağı ameliyatı yapar. Ona odaklanır. Hastanın geri kalanı banadır. Benim sorumluluğumdadır. Yani ortak bölüşürüz. Hastanın yarı sorumluluğu olursa yarı sorumluluğu benimdir. Bir de bizim tabii ki diğer görevimiz de hastaları yoğun bakımlarda hayatta tutmak. Yani hep hayatta tutmak. Bizim işimiz hayatta tutmak. Siz anestezistlere gün doğdu bu korona günlerinde cerrahlara karşı kompleksli bir bölümsünüz. Anestezistlere komplekslidir cerrahlara karşı. Anestezi cerrahin içinden çıkmış bir branştır. Cerrahi doktorun ihtiyacı olduğu için anestezi ortaya çıktı. Bu branş değil, bu bir Hacivat'la Karagöz işidir aslında. Yani hem severiz hem tartışırız. Yani siz cerrahlara göre ikinci sınıf doktor değil misiniz? Hayır. Şu anda eskiden cerrahlar belki öyle düşünebilir ama şu anda cerrahinin en üstünde elinde tuttuğu şeydir anestezi. Eskiden sizin yaptığınız işi narkozatörler yapıyordu, narkozcu deniyordu. O zaman şöyle oluyordu, herhangi bir şey olduğunda, hasta öldüğünde narkozdan öldü diye rahat yapabileceğin, atabileceğin durumlar vardı. Şimdi artık öyle değil, her şey bilimle ilerliyor. Peki bu korona günlerinde sizin bir etkiniz var mı? Tabii ki. Koronanın en kötü hastalığına yoğun bakımda bakılır. Yoğun bakım sorumluluğunda Türkiye'de en çok anestezi doktorları bakar. Hastanın alınıp solunum cihazına bağlanması, solunum cihazında takibi, kötü kritik dönemleri, şok dönemlerini atlatmasının hepsinde ana görevli anestezi doktorlardır. Başka doktorlar yapamıyor mu onu? İlla siz mi yapıyorsunuz? Şimdi başka doktor tabii göğüs hastalıkları doktorlarından, dahiliye doktorlarından, bazı genel cerrahlardan da var ama bu işi Türkiye'de daha çok yoğunluklu olarak yapan hekim grubu anestezi ve reanimasyon uzmanlarıdır. Bu işi hemşirelerin de yaptığını duydum. Yok, hemşirelerin yaptığı iş doktor talimatıyla belli parametrelerle oynayabilir ama onu yaptıkları iş mekanik ventilasyon veya yoğun bakım hastalarında tedavisiyle ilgili değil. Onlar bize tedavide büyük yardımcılar ama şey değil, bizim yaptığımız işleri yapmıyorlar. Bizim ülkedeki yoğun bakım yatakları yeterli sayıda mı? Şimdi hiçbir zaman yoğun bakım yatağı yetmez ama bakarsak Avrupa ve dünya standartlarına bakarsak yoğun bakım personel de yatak sayımızda, mekanik ventilatör sayımızda ortalamanın üstündedir. İspanya ve İtalya'da olduğu gibi hasta seçmek zorunda kalmayacağız inşallah. Yoğunluğu iyi yönetirsek bizim yoğun bakım yataklarımız ülke çapında yeterli düzeyde. Mekanik ventilasyon ne? Mekanik ventilasyon bir bilgisayarlı körük sistemi. Hastanın akciğerleri solunumu yetmediğinde basıncını, oksijenini ayarladığımız otomatik bilgisayarlı bir körük sistemi. Peki hiç korkmuyor musunuz? Şimdi bu koronavirüsten tabii korkmak lazım. Korku seni engellemiyor mu hastalara bakmak? Hayır, şimdi bir asker olarak düşünün. Asker elinde tüfekle beraber savaşıyor. Teröristle savaşıyor, karşıtla savaşıyor. Bu adam korkmuyor mu? Korkuyor. Birisi o askerlik görevini yapacak. Profesyonel olarak. Biz de aynı şekilde. Biz de bu işin profesyoneliz, bu işin askeriyiz. Koronadan daha tehlikeli hastalıklarla da biz uğraştık. Kırım-Kongo konamanın atışı vardı zamanında. Bir sürü hekimi öldürdü, bir sürü sağlık personelini öldürdü. Ama bunun korkuyla şey değil, profesyonel işimiz yapacağız. Askeri olarak düşünürseniz yoğun bakım askerinin komando ekibi gibidir. Yani en zor görevleri, en zor zamanlarda yapan gruptur. Bu hastaları daha öncesindeki durumlarında diğer hekimler daha çok görev alıyorlar, daha çok savaşıyorlar. Bize düşmemesi için gerekli müdahaleyi yapıyorlar ama en son bize de kadar düşerse artık yoğun bakımda biz ilgileniyoruz hastalar. Peki bu korona zamanı bizim aldığımız önlemler yeterli mi ülke olarak? Bizim korona ile ilgili aldığımız önlemler gayet başarılı. Yani birçok ülkeye göre başarılı. Eksikleri var mıdır o tartışılır. Ona hiçbir şey diyemem ama ben bu zamana kadar yapılan politikanın koronavirüs için başarılı olduğunu düşünüyorum. 35 yaş üstü insanların için sokağa çıkma yasağı gerekli mi? Ya bu nasıl bir şey? Bizim yoğun bakıma düşecek hasta sayısının azaltmasına bakar. Yani bu bir anda bir yağmurun yağıp da sel oluşturmasıyla bir hafta içerisinde yağıp yavaş yavaş toprağa emmesine benzer. Bizim amacımız hastalığın içeride kalıp yavaş yavaş bizim mücadele gücümüzün yeteceği kadar dozda gelmesi. Sel olarak gelmesi değil. Amacımız bu 65 yaşındaki doğru bir davranış bu. Ama 65 yaş üstü doktorlar var çalışan. Onlar profesyonel, işin profesyonelleri ve çalışmamız gerekiyor. Onlar o konu hatalı bir konu değil. Yani kendilerini korumasını bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Başka çaresi yok. Koronayı engellemek için herhangi bir ilaç var mı? Şimdi koronayı, şunu ilacı alın da önleyelim diyeceğimiz bir tedavi yok. Yani şunu alıyoruz, bunu alıyoruz, bunlarla beraber korona gidiyor yok. Ne yapıyoruz? Tanısı konulmuş hastalara bazı ilaçlar veriliyor. Tanısı konulmamış ama herhangi bir şey yok. Bir önlem alabilir miyim? Bizim yaptığımız ozon tedavisi. Ben ozon tedavisi kendime uyguluyorum mesela.
Haftada iki defa kendim ozon uyguluyorum. Ben ozon tedavisi denilen tedaviye hiç ama hiç inanmıyorum. Şimdi sizin inanmamanız bunun yapılmış çalışmaları var. Çalışmalarla beraber çürütülmüş olur. Ozon tedavisi antiviral özelliği, virüsleri öldürme, bakterileri öldürme, mantarları öldürme özelliği gösterilmiş bir şey tedavi. Ne yapalım yani, çamaşır suyu da bakterileri öldürüyor. Ama çamaşır suyu mu içelim? Şimdi ben insanı tedavi edecek ya da koronayı tedavi edecek anlamında tek bilimsel yayın bilmiyorum. Dolayısıyla inanmıyorum ozona. Şimdi ozonla da ilgili koronayla yapılmış çalışma yok. Ancak diğer virüslerle yapılmış çalışma var. Biz klor içiyor muyuz? İçiyoruz. Suyumuzu klorluyoruz. Çamaşır suyu da biliyorsunuz klordur. Suyumuzu içiyoruz. Bunu dengeli dozda ayarladığınız zaman verdiğiniz her şey fayda sağlayabilir. Ozonu da dengeli olarak kullanırsanız vücut içinde de antibakteriyel, antiviral, antifungal özellikleri, bunları öldürme özelliklerini sahiptir, fayda sağlayabilir. Bir daha söylüyorum, zararı olmaması lazım ilk önce. Ozonun da herhangi bir zararı yok. Faydası var mı? Bunu ileride görürüz. Peki sizin anestezi ve reanimasyon dışında yaptığınız bir şey var mı? Ağrı tedavisi yapıyoruz. Bu ağrı tedavilerini anestezi hekimleri yaparak hastaların ağrı duymasını engelliyor. Bu kanser ağrısı olur, bel fıtığı ağrısı olur, omuz ağrısı olur. Herhangi bir yerin ağrısında girişimsel dediğimiz İğnelerle yaptığımız tedavilerle hastaları rahatlatmaya çalışıyoruz. Başka bir programda konuşuruz. O daha derin, ayrı bir bölüm zaten. Onu daha sonra ayrıntılı konuşuruz. Geldiniz. Teşekkür ederiz efendim.